Merhabalar Go Espor izleyenleri. Ben Eren Etsan Avrak'ın bir kişi raporuyla tekrardan karşınızdayım. Vodafone Frizon Şampiyon Ligi'nin 6. haftasını geride bıraktık. Ve biz de, yani ben de sakin kafayla üstünden bir gün geçtikten sonra düşünerek haftanın ödüllerini oyunculara ve takımlara, hatta takım dışı şeylere, lig faktörlerine dağıttım diyelim. Ve isterseniz başlayalım. Çok vakit kaybetmeden haftanın takımıyla başlıyoruz. Haftanın 5'iyle başlıyoruz ama bu hafta biraz farklı bir durum var. Bu hafta aslında 1907 Fenerbahçe için çok kritik bir haftaydı. Haftanın 5'lisinin tamamını 1907 Fenerbahçe'ye verdim. Aslında kafamı bulandıran burada tek bir nokta vardı sadece. Nişancı pozisyonu. Hades'in uh, iyi bir hafta geçirdiğini düşünmüyorum. Bence oldukça kötü bir hafta geçirdi ama uh, kendi standartları üzerinde. Hatta iki, tane, maçları koridorda uh, hiç iyi vakit geçirmediler vesaire vesaire ama uh, birincisi... Haftayı 2-0 geçiren sadece iki takım var. Bunlardan bir tanesi 1907 Fenerbahçe, diğeri de PVA oldu ve uh, nişancı tercihi e, da kolay olmadı açıkçası. Bire bir, 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 geçen takımlarda da nişancıların o kadar öne çıktığı bir hafta olmadı. Mesela Dark Pistis'i çok rahat yenen Bahçeli ye, Spur Zaytnot'un etkinliği evet vardı ama maçın en önemli oyuncusu Frozen mesela gibi gibi. Nişancı pozisyonunda e, birçok takımdan bir oyuncu seçmek kolay değildi. O yüzden ben bu haftayı komple 1907 Fenerbahçe'nin Fenerbahçe ödüllendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü hem Royal Youth hem gibi ligin zirvesindeki iki takımı iyi çok net bir oyunla yenmeyi başardılar ve e, haliyle ben 5 oyuncusunun da bu e, yani bir takım olarak bu ödülü almaları gerektiğini düşünüyorum. Haftanın 5'lisi ve haftanın takımı haliyle 1907 Fenerbahçe oyuncularına tek tek bakacak olursak artık e, tab yukarıdan başlayalım yine. Onların zaten alameti farkaları, haritanın üst tarafının çok iyi oynamaları ve siz şampiyon seçimi hakkında Jace onlara e, almalarını müsaade ederek buna hiç yardımcı olmuyorsunuz. E, Kendinize yardımcı olmuyorsunuz takımlar. Güzel e, güzide takımlarımız. Çünkü Ruin her Jace oynadığında oyunu darmadağın ediyor. Çok çok büyük baskı kuruyor. Yani Jason Jes'ten alabileceğiniz üstünlüklerin hepsini takımına kazandırıyor Ruin ve bunları neredeyse kusursuza yakın şekilde yapıyor. Bundan sonraki haftalarda çünkü bu zamana kadar hep şey dedik işte hani daha düşük seviyedeki takımlara karşı bunları yapıyor ama Washington mesela Royal Youth'a karşı yapabiliyor mu? Evet abi, fazlasıyla yapıyor. Her takım da bunu da gördü. Bundan sonra ben kolay kolay Jason oynayabileceğine düşünmüyorum Ruin'in. Harika bir hafta geçirdi yine inanılmaz üst, üst seviyeye çıktı ve en ciddi rakiplerine karşı yaptı. Fenerbahçe'nin 1907 Fenerbahçe'nin mesaj haftasında bunu yaptı. Kirey için de Kirey yine her zaman olduğu gibi bir takımın orkestra orkestrasını, 1907 Fenerbahçe orkestrasını yöneten oyuncuydu. Rakamlarına baktığımız zaman geçtiğimiz haftalara kadar kusursuz değildi belki ama Başakşehir sürmesi maçını izleyin. Ee, bir takım savaşı kompozisyonuna başçı çıkması ve karşı o kadar doğru bir noktörn oynadı ki maç içerisinde rakibin üzerine gelmeye çalıştığı her sekansta e, onu o kadar iyi engelledi ki noktörn ultileriyle gerçekten e, yine çok iyi bir hafta geçirdi ve söylediğin gibi yani istatistikten anlamda belki ona yakın başka isimler bulabiliriz ama yani oyun etki anlamında gerçekten onun e, o Onları onun önüne geçebilecek bir oyuncu şu an itibariyle yok. Ve aslına bakarsak zaten her hafta bu bir kişi raporunu çekmeye başladığımızdan bu yana sürekli olarak haritanın üst tarafı 1907 Fenerbahçe'ye gidiyor ödül olarak. Bu hafta da bundan farklı olmadı. Ruin ve Kire'yi olağanüstü işler çıkarmaya devam ediyor. Daha dördüncü seviyede mesela 3. seviyede yine Kule altı denemesiyle skor çıkarmayı başarmışlardı Luana'ya karşı Bahçeli Sporması mücadelesinde. Evet orta koyulara geçelim. Bu hafta ödül... Bolulu'ya gitti. Zaten 1907 Fenerbahçe'yi biliyorsunuz. Ödülün tamam ödüllerin tamamını gittiğini söyledik ama e, neden Bolulu? Bu zamana kadar dedik ki işlevsel şampiyonlar işte takım ne gerekiyorsa onu oynatıyor Ben bu haftada bu zamana kadar takımın buna oynama alışkanlığı sahnede yokken çıkarıp bu hafta bir korku bir tane azir oynamasını beklemiyordum. Ve şimdi işte ne koridorda geriye düştü. Yapması gerek yapması gerekenleri çok büyük oranda yaptı ve bir anda e, kendini yani bir işlevsel oyuncudan olarak all çok her şeyi yapabilen bir oyuncuya evirmeye başladı Bululu. azir performansı başında daha seviye mesela Nocturne'un dakika şeyde kırmızısını aldıktan sonra doğrudan rakibin mavi tarafına gidip bütün ormanın temizlemesindeki pay, bir numaralı pay sahibi Azir'dir mesela. Neden? Çünkü Azir koridorunu çok rahat bir şekilde kule altına dayadı. Nocturne ihtiyacı du ihtiyaç duyduğu takdirde Oraya çok rahat gidecekti gibi gibi. Ee, Bolulu oyunu çok doğru oynuyor. Maç boyunca bir tane hatası vardı. O da alt koridorda yakalanıp öldüğü pozisyondu. Onun haricinde gerçekten kusursuz bir mücadele oynadı. Yine Korkim karşılaşmasında koridorda baskı kurmasını zaten beklemiyorsunuz şampiyonun. Şampiyon üç eşya alacak. Ondan sonra oyunu etki edecek. Bolulu da aynen bunu yaptı. Doğru zamanda doğru yerdeydi. Ee, Bolulu yukarıya doğru e, inmesini sürdürmeye devam ediyor. Muhteşem iki maç çıkardı ve e, haftanın Orta koridora oldu. Alt koridorda da aslına bakarsak dediğim gibi kusursuz bir mücadele hafta geçirmedi bence alt koridor. Hatta bence haftada bu hafta 1905 maçının zayıf halkasıydı. İki maçta da koridorda skor verdiler. Ama burada daha çok özellikle Hades'in ben beklentinin altına kaldığını düşünüyorum. Japonya oyunun geri kalanını koridor aşamasından çıktıktan sonra iki maçta da muhteşem oynadı. Muhteşem oynadı. Koridoru bir kenara bırakıyorum ama Hades çok soru işareti leri dolu bir performans gösterdi. Ama yine takım ıı, stratejisi içinde, takım planı içerisinde 5 ıı, olduktan sonra oyunu çok doğru oynadı. Her iki karşılaşmada. Her, her iki karşılaşmada da. Şöyle söyleyeyim. Daha iyi bir aday olsaydı Hades'i seçmezdim ama hem 19 Fenerbahçe'nin bu haftaki performansını ödüllendirmek adına hem de beşliği bozmamak adına Hades, Hades de bu haftaki nişancı ödülüne sahip oldu. Ama dediğim gibi bu onun çok iyi olduğu için değil birazcık da başka aday olmasından kaynaklı ama Japonya'nın performansı gerçekten yine kusursuza yakındı. Sadece koridor aşamasında bir iki soru işareti hamleler oldu her iki karşılaşma oldu. Evet haftanın 5'si bu şekildeydi. Haftanın koçunu belirlemek de çok zor olmadı aslında bakarsanız böyle bir durumda. 1907 Fenerbahçe 8. maç üst üste Turkinator geldikten bu yana galibiyet aldı. 6 maçı kazanmıştı ama daha alt sıradaki takımlara karşı kazanmıştı. Şimdi de hep dedik ki acaba Bahçeli Sıfırması Royal Youth'a karşı kazanabilecek mi? Takımlar... ...1907 Fenerbahçe'nin oyununa ket vuramadılar. Hem Bahçeli Şehir Sürmesi Royal Youth ve... ...başından sonuna kadar oyunda istediğini yapan... ...1907 Fenerbahçe gördük. Bunu da mimarı 8 maç üst üste olduğu gibi... ...yine Türk O geldiğinden bu yana bambaşka bir profil çiziyor... ...1907 Fenerbahçe ve şu an itibariyle... ...liderliğe yükselmiş durumda. Tabii ki bu onları bir numaralı şampiyonluk adayı... ...bence henüz yapmıyor ama... ...bu ivme onların... ...onların beklediğinden de hızlı beklediğinden de yüksek bir ivme bence. Onlar bu kadar kısa sürede, bunlar da 6. haftada ligin zirvesine çıkmayı ve e, bu kadar acayip e, dominant olmayı bence beklemiyorlardı. E, ama o kadar işte iyi çalışmanın ürünü, iyi coachingin ürünü, iyi performansın, iyi etütüyün, iyi davranışın ürünü böyle oluyor. Oyuncular yetenekli, oyuncular gençti, oyuncular çok çabuk öğreniyorlar abilerinden, takımda ki Kirei'den, Ruin'den, işte geri geliyor Japonya'dan çok çabuk öğreniyorlar ve yukarıya doğru performansları devam ediyor ve tabii ki buradaki koçun etkisi de inanılmaz. Şampiyon seçim ekranında 1950 Fenerbahçe hiçbir zaman geride çıkmıyor ve istediği her şeyi, istediklerini büyük oranda alarak çıkıyor ve bunlar ne zamandan beri oluyor? Türkinator geldiğinden bu yana oluyor. Oyunu oyun içerisinde de makro planı, her maçta çok sağlam rakip analizi çok sağlam. E yine bu ödülü bence kesinlikle hak ederek kazanmayı başardı. Haftanın MVP'si de aslında bakarsak burada birazcık soru işaretleri doluydu benim için. Yani daha soru işaretleri derken iki aday vardı. Bunlardan bir tanesi Ruin'di, bir tanesi Boluluydu. Neden Ruin'di? Ruin yani abi böyle bir baskı yok. Böyle böyle bir Jace performansı yok. Diğer, diğer ligdeki bütün oyunculardan çok daha farklı düzeyde Jace oynuyor ki zaten takımlar diğer oyunculara aldanıp Jace'ı açık bırakıyor bence birazcık da. ama inanılmaz derecede cezalandırdı. Yani yüzde %100 verim aldı yani şampiyon yapması gereken her şey koridor baskısı işte ondan sonra o mid game şampiyonun takım savaşı etkisi yan koridor baskısı vesaire inanılmaz her şey her şey ama bence MVP Bolu neden? Çünkü Bolulu 1907 Fenerbahçe'nin oyunu başka bir noktaya taşıdı. Bolulu çok ekstra daha bir tehdit oluşturabileceğini gösterdi. Bolulu kendi özgüvenini farklı bir noktaya taşıdı. Evet, Bolulu zaten oynayabileceğini biliyordu. Takım da biliyordur muhtemelen. Skrimlerde vesaire oynuyorlarmış ama sahnede oynamak başka bir şey. Hem de Royal Youth ve Spurması ve karşı bir anda korku Hazir çıkarıp oynamak başka bir şey. Bunlar acaba mutlaka kafada vardır ama oyun planı içerisinde o kadar sağlam bunu yaptı ki. Şimdi 1907 Fenerbahçe diyor. Abi bizim çok bir nok bir tane daha baskı noktamız var. Bir tane daha tehdidimiz var. Neden şampiyon olmayalım? Şimdi Bolu, Bolulu Bolulu Bolulu'nun etkisi oyunu buraya taşıdı. Şimdi çünkü Bolulu böyle baskın oynayamasaydı alt koridor iyi durumda değilken belki de 1900 Fenerbahçe tamamen ruin'in eline kalacaktı ve oyun istedikleri noktaya gelmeyecekti Başşehir mesela daha riskli bir noktaya gelecekti ama Bolulu bir scaling şampiyonu çok doğru ve çok temiz oynadı. Aynı şekilde Corki de scaling, iki tane scaling şampiyonu gerçekten çok temiz ve çok iyi oynadı bir de beklenmedik olması bunu daha da değerli kılıyor. Yani bir noktada bekliyorduk ama bu haftada ben şahsen beklemiyordum. bunu ekstra değerli kılıyor. O yüzden bence haftanın MVP'si bu nedenlerden dolayı Bolulu oldu benim gözümde. Evet sonra ekstra ekstradan farklı ödüllerimiz ve hayal kırıklıklarımız var bildiğiniz üzere. Bunlara da devam edelim. haftanın sürprizi Bursa Spor Beşiktaş karşılaşmasında Bursa Spor'un aldığı galibiyet oldu. Crossman her ne kadar uh, Crossman'in gelmiş olmasına rağmen ben Beşiktaş'a karşı kazanmalarını beklemiyordum ki uh... Bir normal şartlar altında kadrolara baktığımız zaman Beşiktaş'ın kadro kalitesi ortada yani. Beşiktaş'ın bu maçı çok net bir şekilde kazanması lazım ama bir maç içerisinde hem şampiyon seçim ekranını çok doğru geçirdi Bursaspor Onların daha net oynayabileceği bir kompozisyonu tercih ettiler. Hem de oyunun içerisinde yavaş yavaş nasıl oynamaları gerektiğini farkına vardılar. Her ne kadar Beşiktaş çok kötü oynamış olsa da o karşılaşmayı bunun bir önemi yok. Bursa Spor 0 olan bir takımda ilk galibiyetini Beşiktaş gibi kaliteli bir malzemeye karşı beklenmedik şekilde aldı ve bence haftanın sürprizine onlar imza attı. Evet, haftanın yükselenine gelelim. tabii her hafta aynı ödülleri vermiyoruz bu arada. Haftanın bazı bazı haftalarda bazı mesela haftanın yükseleni geçen hafta yoksa böyle bir ödül vermedim gibi düşünebilirsiniz ama bu hafta haftanın yükseleni var. Haftanın yükseleni bence Rulet'ti. Köfte de çok iyi bir performans gösterdi ama Köfte'ye bu ödülü vermeye çok fazla gerek yoktu çünkü Köfte gerçekten parladığı zamanlar oldu ama Rulet'te bu yoktu. Rulet çok mesela Evelyn'le iyi oynadığı karşılaşmalar vardı ama çok bir soluklu oyuncusu gibi görünüyordu. Bu hafta Oynamayı daha net öğrenmiş gibiydi. Bu hafta daha çok baskı kurmayı öğrendi. Rakibin üzerine gitmeyi öğrendi. Rakibe cevap vermeyi öğrendi gibi. İki tane çok iyi performansı performansı bence haftanın yükseleni, ödülünü ona kazandırdı. Umarım bu yükselişini ekstra şampiyonlarla süslemeye devam eder. Ve sonucunda bir ormancı, bizim zayıf olduğumuz bir pozisyon biliyorsunuz ki ormancı. Bir ormancı kazanmış oluruz redle beraber Closer'ın arkasını. Haftanın hayal kırıklığına gelelim haftanın hayal kırıklığı bir takım değil, bir oyuncu değil. bence Galatasaray Beşiktaş karşılaşmasıydı. Sonuçta bir derbi, insanların heyecanla beklediği bir karşılaşma Galatasaray Beşiktaş karşılaşması. her ne kadar takımlar çok çok iyi durumda olmasa da, çok iyi malzemeler olmasa da vesaire vesaire bu maçtan fazlasını bekliyorsunuz. 50 dakikalık bir karşılaşma daha çok mücadeleci bir şey sundu, sun, sunulduğunu düşündürüyor sizlere ama 50 dakikalık bir hayal kırıklığıydı Galatasaray. Beşiktaş karşılaşması. Her iki takımda da e, haritada yapması gerekenlerin %90'ını falan yapmadı. 21. dakikada Beşiktaş doğru bir hamleyle uh, bir inibitör çıkardı çok ekstrem bir şekilde. 5 dakika boyunca barona vurmadı. Bu takımın Kalista'sı vardı. Kalista ile dönebilirdi. Çok rahat işte pik alabilirdi. Sindra'sı vardı. bunun hiçbirini denemediler. Kenan'ın ışınlanını alamadılar. Bir uh, alt koridor inibitörü açıkken ki haritada baron varken alt koridor ne kadar uzak biliyorsunuz kırmızı taraf uh, takımı için. Orada mutlaka ve mutlaka bunu cezalandırması gerekiyordu. Mesela örnek veriyorum. Galatasaray. İkin, uh, bir inanılmaz bir takım savaşı etkisi var. Sadece R'lere basarak Syndra ve Kalista'yı öldürebilirler Jarvan Medic'ın ki flash yani bir Kenan'ın sıçrası olduğu her fırsatta bunu yapabilirlerdi. Beşiktaş'ın bunların hepsine verecek cevabı yoktu ama maç boyunca bunu sadece aradan birilerini kaybettikten sonra mecbur kaldığında Galatasaray yaptı. Mecbur kaldığında bile yaptığında maçın bitmesini uzun süre engelledi aslında Galatasaray. İşte iki tane kademi vardı. Rakibinin üzerine gitmedi. Sürekli yakalandı. Tolerant facia bir maç geçirdi. Tabii ki kötü bir maç geçirdi. Yani e, Gadbro iyi bir maç geçirmedi. Baktığımız zaman iki takım da takım bireysel e, hem bireysel hem takım anlamında facia bir maç geçir, maç geçirdiler ve e, haftanın hayal kırıklığına imza attılar. Hem maçın içerisinde güzellikler yok muydu? Tabii ki vardı. Sangvan'ın iki tane gerçekten çok temiz, çok iyi hamlesi var. Ve o ilk kez belki de geldikten sonra bir sihir yaptı beklediğimiz şeyleri ondan. Onlar da maça Beşiktaş'a avantaj getiren hamlelerdi. Ama genel anlamda takımların makro oyun sıkıntısı çok çok büyük ki hadi Beşiktaş da bunun olduğunu biliyorduk. Galatasaray makroyu daha doğru oynayan bir takımdı ama işler birazcık zora girince Galatasaray'da da kafalar karışmaya başlamış gibi gözüktü bu hafta itibariyle. Yoksa her iki takımın da 50. dakikaya kadar maçı kazanabileceği 2-3 tane pozisyonu oldu. O maçı atıyorum Galatasaray 35'te bitirmeliydi. Beşiktaş 28'de bitirmeliydi gibi gibi. O yüzden çok ekstra kötü bir maçtı. İki takımın da yani Beşiktaş kazandı ama Umarım bu onları yanıltmaz ve bu maçtan çok fazla ders çıkarırlar. Galatasaray'da zaten çok, maçı kaybetti ve çok büyük dersleri onlar da çıkarmak durumundalar. O yüzden maçın haftanın hayal kırıklığı da Galatasaray-Beşiktaş derbisiydi benim gözümde. Evet, haftanın bütün ödüllerini dağıttık ve sevgili arkadaşlar, Go Espor izleyenleri. Bu hafta da bir iki raporunu izlediğiniz için teşekkür ederim. Haftaya tekrardan sizlerle beraber olacağım ben bir iki raporunda. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere.